Cane Corso ve Rottweiler. Çene kuvveti. Cane Corso yaklaşık olarak 700 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Rottweiler'ların çene kuvveti ise 328 PSI'dir. Yaşam süreleri. Cane Corso'ların yaşam süresi 10 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 12 yıla kadar uzayabilir. Rottweiler'ların yaşam süresi ise 11 yıldır. Bunlar da çok iyi bakıldığı takdirde 13 yıla kadar ömürleri uzayabilir. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermemeyi tercih ediyoruz. Genel sağlık. Cane Corso köpek cinsi bazı kalıtsal hastalıklara gebedir. Şöyle ki, gastrik dilatasyon, hızlı yemek yemenin getirdiği sorun, kalça displazisi, ektropion göğsel problemler bunların başını çeker. Ama diğer ırklara göre gayet de sağlıklıdır. Her daim düzenli veteriner kontrolünde olmalıdır. Oldukça fazla salya akıtmakta olan bu türler kilo almaya müsaittir. Akabinde hipoalerjenik ırklardan değildir. Rottweiler ırkı köpekleri büyük sağlık sorunlarına yakalanmazlar ama kilo almaya müsaittirler. O yüzden veterinerinizin önereceği mamaları ve yine onun önerdiği kadarını öğünlere bölerek vermelisiniz. Çünkü obeziteye yakalanması olası bir durumdur. Çocuklarla arası. Cane Corso köpek cinsinin küçüklükten itibaren sosyalleştirilmesi durumunda çocuklarla çok iyi geçinir. Özellikle yavru korsoların çocuğunuz ile büyümesi sıkı dostluklara davetiye çıkarır. Ama çocuklarınızın köpeğe karşı davranışları konusunda çocuklarınızı mutlaka uyarmanız gerekmektedir. Özellikle yemek esnasında müdahale edilmemesi, kulak ve kuyruğunun çekilmemesi gerektiğini bilmelidir. Bazen daha küçük çocukları istemeden de olsa çarparak, yere düşürerek zarar verebilir. Bu gibi durumlara karşı her daim dikkatli olmalı ve evde yalnız bırakmamalısınız. Rottweiler ırkını istikrarlı, kararlı bir şekilde emre uymasına yönelik eğitirseniz, sizler ve çocuklarınız ileride mükemmel bir iletişimin ağlarını örer. Çocuklarınız da her daim oynamaya hazır bekler. Enerjileri tükendiğinde ise yanınıza kıvrılıp uzanıverirler. Diğer hayvanlarla arası. Cane Corso köpek cinsi yabancılarla ve kedi türleriyle pek anlaşamazlar. Diğer köpeklere karşı ortalama mesafeyi tercih ederler. Diğer hayvanlara karşı tutumunu tahmin etmek zor değil. Evde tek evcil hayvan olmak isterler. Rottweiler ırkı diğer köpek ırklarıyla aynı düşünceyi akıllarından geçirmez. Ondandır ki pek anlaşamazlar. O yüzden toplum içinde tasmasız dolaştırmamalısınız. Ama küçüklükten itibaren sosyalleştirirseniz yanında kedilerin ve diğer hayvanların varlığından mutlu olurlar. Ev ve apartmana uyumu. Cane Corso köpek cinsini apartman hayatına uyumlu olmadığı için kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Onlara apartmanda bakmayı düşünüyorsanız kesin kes komşularınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir kere zaten en önemlisi büyük ve atletik bir ırk olduğundan onun geniş ve ferah bir alana ihtiyacı vardır. Rottweiler ırkı da apartman yaşantısı için iyi bir seçim değildir. Bahçeli bir eviniz varsa tıpkı Cane Corso'lar gibi mükemmel olur. Ama eğer illaki apartmanda bakacağım diyorsanız gün içerisinde birkaç kez dışarıya çıkartmanız enerjilerinin atılması adına hem onun hem de sizin için mükemmel olacaktır. Eğitimleri kolay mı? Cane Corso'lar köpek eğitimleri konusunda zekalarından ötürü hızlı öğrenirler ve birçok şeyi anında kapabilirler. Zekalarının yanı sıra iyi bir dinleyici olan Cane Corso, köpek eğitimi sırasında eğiticisiyle sağlam bir iletişim bağı kurar. Köpek eğitimi sonrasında ise aynı kuvvetli bağı sahibiyle daha da arttırır. Evet, anladığımız üzere eğitimleri kolaydır. Rottweiler ırkı bazen itaat eğitiminde zorluk çıkartabilir. Sözünü sizlere dinletmeye çalışabilir ama bu tamamen karakter özelliklerinin baskınlığından da olsa gerek. Domine etme huylarından ötürü eğitimlerinin sık yapılması ve bunu yaparken sakinliğinizi korumanız önemlidir. Öğrenmeye yatkındır. Bunun kaynağı zekalarında gizli. Bu ırk için itaat eğitimleri başta olmalı ve sportif kişiliğinden dolayı daima egzersiz yapması onun için gereklidir. Bakımı. Cane Corso ırkının cildi hassas ve önemli. O yüzden iyi durumda olması için tüylerinin haftada birkaç kez taranması önerilmektedir. Tüyleri kısa olduğundan fazlaca tüy bakımı gerektirmez. Kauçuk bir eldivenle ölü tüylerinden onu arındırabilirsiniz. Ayak sağlığının korunması için tırnaklarının da kısa olması gerekir. Rottweiler ırkının tüyleri kısa ve sıktır. Bu yüzdendir ki Rottweiler'larda fazla tüy bakımı gerektirmez. Tüylerinin bakımını mutlaka kauçuk eldivenle ya da fırçayla yapmalısınız ki ölü tüylerinin yerine parlak ve canlı bir tüy görünümüne kavuşsun. Kulaklarını temiz tutmalısınız çünkü mantar, iltihap vesaire olmasın. Tabi tırnaklar unutulmamalı. Bilhassa onun pati sağlığı düşünülmeli, yürümesine engel olmamalı. Bekçilik. Cane Corso ırkı, bekçi ve yakın koruma köpeği olarak işini en iyi şekilde yapan cinslerin başını çeker. İş diyorum çünkü onlar bunu öyle gördüğü için. Muazzam koruma ve bekçi köpeğidir. Bunun yanı sıra polis köpeği olarak kullanan ülkeler de vardır.
Rottweiler ırkının güçlü bacakları ve kaslı bir vücudu vardır. Dolayısıyla bir bekçi ve koruma köpeği olarak tercih edilmesi bu sebeptendir. Sizi ve sizin alanınızı korumayı kendine görev edinir. Havlama. Cane Corso ırkının gereksiz havlama huyları yoktur. Ancak dediğimiz gibi en iyi bekçi köpeklerinden biri olduğundan sizi uyarmak isteyeceklerdir. Onun dışında sessiz kalmayı tercih ederler. Rottweiler'ların alanlarını test etmek, aşmak isteyenler varsa çevresinde bunu pek tavsiye etmem. Çünkü o zaman havlama eğilimi gösterirler ve havlamayla da kalmayabilirler. Bunun dışında gereksiz bir havlama söz konusu olamaz. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Cane Corso ırkı ılıman iklimlere bayılır ama hem sıcak hem de soğuk havayı tolere edebilir. Tedbir burada elden bırakılmamalı. Soğuk bir havada bahçedeki kulübenin korsonuza uygun, yataklı ve battaniyeli olması gerekir. Rottweiler ırkı soğuk havaları çok sever. Ehaliyle soğuk havalara da dayanıklılık gösterir. Sizin asıl düşünmeniz gereken soğuktan ziyade onu sıcak havadan korumak olmalıdır. Yalnız kalabilir mi? Cane Corso'lar evde uzun süre kalmaktan dolayı size karşı yüzünüzü ekşitebilir ki haklıdır. Özellikle yoğun iş temposuna sahip ailelerin bu durumu göz önünde bulundurması gerekir. Çünkü ayrılık kaygısı yaşadığı her halinden bellidir. Rottweiler sahipleri Rottweiler'larını evde yalnız bıraktıklarında tıpkı Cane Corso'lar gibi ayrılık kaygısı yaşarlar. Çünkü onlarla yakın bağlar kurduklarından dolayı sizlerden ayrı kalması epey zor olur. Enerji seviyesi. Cane Corso cinsi köpekleri diğer köpek ırklarına kıyasla görünenin aksine epey enerjik olduğu aşikardır. Onun egzersizlere ve aktivitelere ihtiyaçları vardır. Rottweiler ırkının da enerjisi yüksek köpek kategorisine değerlendirebiliriz. Bu sebepten ötürü antrenmanlarını aksatmamalı, onunla çeşitli oyunlar oynamalı ve egzersiz planları yapmalısınız. Mesela ip çekme oyunu, frisbee yakalamak, topu fırlatıp size geri getirmesini istemek gibi. İlk defa köpek alacaklar için uygun mu? Cane Corso ırkları inatçı ve dominant kişilikleri nedeniyle acemi sahiplerinin elinde birer kontrolsüz makineye dönüşebilir. Haliyle ilk defa köpek alacaklar için istemeyeceğimiz doğal olarak uygun olmayan ırklardandır. Rottweiler ırkının agresif yapısı olduğu bir gerçektir. O yüzden sahiplerinin son derece kararlı, kendisine söz geçirmeye yetecek duruş sergilemesi gerekir. Ve ilk defa köpek bakacaklar için hata olur. Bu yüzden önermiyoruz. İkisi de ilk defa köpek bakacaklar için uygun ırklardan değildir. O yüzden burada puan vermemeyi tercih ettik. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz katıl özelliğini aktif edebilir, bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın ve güçlü kalın.